Arkadaşlar merhaba, Bilgi Havzası'na hoş geldiniz. Bugün TRT'nin yeni dizisi Kudüs'ün Fatih Selahattin Eyyubi hakkında konuşacağız. Sonunda ilk bölümü yayınlandı ve harika bir başlangıç yaptı. Her şey Emin Nurettin Zengin'in hatunun karnında olan çocuğuna yazdığı nasihat mektubuyla başlar. Bu sırada onun eski dostu Eyüp Bey, kötülerin esaretine ortak olmamak için tüm halkıyla Zengilere ait topraklara sığınmaya çalışır. Ancak onun da hatunu Fatma'nın doğumu yakındır. Bu sırada Nurettin Zengin'in karısı da doğum yapmaktadır. Ve doğum sırasında hem evladı hem de hatunu vefat eder. Eyüp Bey'in oğlu Yusuf ise doğmuştur. Evlat acısı çeken Nurettin Zengin, akıl hocası Ömer Mella Efendi'nin yanına gider ve ona bu acı haberi verir. Nurettin Zengin'in çocuğu olmayınca onun soyunun Kudüs'ü alamayacağını düşünür. Çünkü onun en büyük hedefi Kudüs'ü Hristiyan esaretinden kurtarmaktır. Ömer Mella Efendi ise ona şu şekilde cevap verir. Bu dava soy ile değil, yol ile kayıptır sultanım. Sonradan görürüz ki Fatma Hatun bir rüya görür ve oğlunun Kudüs'ün fethinde rol oynayacağının farkına varır. Ömer Mella Efendi de bu rüyadadır. Oğlunu vermekte tereddüt etse de yıllar sonra oğlunu gördüğünde artık koca bir meliktir ve adı Selahattin Eyyubi'dir. Anasını tanımaz, onu süt annesi sanar. Babasına sorduğunda ise bir kere emzirmişti der. O zaman anlarız ki kılıç arkadaşı Nisya'nın süt kardeşi olduğunu sanar. Sultan Nurettin Zengin Eyüp Bey'i saraya çağırır ve azarlar. Bu yaptığının büyük bir hata ve risk olduğunu söyler. Devletin bekasını tehlikeye attığını dile getirir. Bunun peşine görüyoruz ki Kudüs'te Müslümanlar işkence görmektedir. Namaz kılmalarına bile izin verilmemekte, sert koşullar altında çalıştırılmaktadır. Tapınak şövalyesi olan bir tipsiz Gabriel, Hristiyanların savunucusuyum düşüncesiyle Müslümanlara eziyet eder. Abdest suyu Hristiyan kardeşlerin hakkıymış gibi söylemler söyleyerek Müslümanlara ezer. Merhametsiz bir adamdır. Adam mıdır? Bakarız. Bu arada Selahattin Eyyubi büyümüş, güçlü, akıllı, sakin ve merhametli bir melik haline gelmiş. Kudüs'e uzaktan bakarken orayı almak istediğini tekrar dile getirdikten sonra Haçlı birlikleriyle bir kılıçlı mücadeleye girer ve onları esir alır. Askerlerine Kudüs'e girip konuşmamız lazım. Bu mevzu Kudüs'te halledilir dedikten sonra askerleri nasıl yani? Gireriz çıkamayız, tek başımızayız, kaç taneyiz dese de Selahattin Eyyubi cesur ama aynı zamanda oldukça akıllıdır. Selahattin Eyyubi içeri girer, haçlıların karşısına dikilir ve askerlerin esir alındığını söyler. Gabriel'in ve askerlerinin geri çekmesini söylerken Gabriel delikanlılık yapar, ben askerlerimi geri çekmem derken Selahattin Eyyubi şu cevabı verir. Urfa Haçlı kontu olan baban Jozel'in de baban Nurettin Zengi'ye böyle demiş miydi zamanında? Gabriel bu cevap altında ezilir. O esnada yüzünü saklayan bir kadın Gabriel'e suikast düzenler ancak son saniye ıskılar. Suikastin Selahattin Eyyubi tarafından yapıldığı düşünülse de Nurettin Zengi'nin ordusundan korkan Haçlılar kimseye ellerini süremezler. Sonradan öğrendik ki bu kız Askalan'dan gelmektedir ve Emir Mansur'un kızı Aksakallı Süleyha Hatun'dur. Selahattin saraya döner ve Müslümanlara yardım etmemiz gerek der. Gabriel'in babasının intikamını almak istediğini söyler, Kudüs'ün güvenliği için yardım edilmesi gerek derken amcası Kudüs'ün bir hayal olduğunu dile getirir. Selahattin Eyyubi Müslümanların birliğini sağlamak istediğini söyler. Bu sırada Haçlı birlikleri Sultan Nurettin'i saraya ziyarete gelir. Haçlı komutan Selahattin'in suikast işlemeye çalıştığını ve suikastçıyı kurtardığını söyler. Haçlılar Sultan Nurettin'i tehdit eder ve Müslümanlara yardım ederlerse halifenin emriyle korumakla sorumlu oldukları haç yolunu kılıçtan geçireceğini söyler. Sultan Nurettin Selahattin'e Askalan'a yardım etmemesini söyler, devletin kararlarına karşı gelmesinin çok büyük bedellere sebep olacağını söyler. Ancak o söz dinlemez, cesurdur ve akıllıdır, ordu gelmese de biz Askalan'a gideceğiz der. Selahattin'in büyük abisi şu anlık üst abisi olarak biliyor, Turanşah da bu ayaklanmaya katılır. Selahattin Eyyubi Askalan'a vardığında kuşatma çoktan başlamıştır. İçeri yüzerek gizlice girer ve girdiğinde karşılaştığı kişi suikastçı kadındır. Selahattin onu tanır, tek kaldığında ise yaptığının büyük sonuçlar doğurduğunu söyler. Yardıma geldiğini dile getirir. Emir Mansur Nurettin Zengin'in yardımının altında bir sebep arar, onlara boyun eğmeyeceklerini söyler. Ama en sonunda yardımlarını kabul ederler. Gabriel o sırada büyük saldırıya hazırdır. Askalan da planını yapmaktadır ve Selahattin Eyyubi kendi savaş planını kabul ettirir. Verdiği plan kusursuz işler, Süleyha Hatun'un güvenini kazanır. Bu sırada saraya giden Eyüp Bey, Selahattin'e yardım edilmemesi halinde sırrı açığa çıkaracağını söyler. Gabriel Selahattin Eyyubi'nin planı altında ezilir, geri çekilir ancak onun da son bir planı vardır. Selahattin Eyyubi'nin adamlarını Turanşah'ın emriyle üzerine çeker,
ve onlara deniz üzerinde oklu saldırı yapar. Bu kahpe saldırı esnasında Şehinşah yaralanır ve o an öğreniriz ki Fatma Hatun oğlunu savaşa göndermeden önce ona Melik Selahaddin'in onun kardeşi olduğunu söyler. Bölüm bu sırrı açıklamasını biz beklerken sona erir. Kudüs'ün Fatih Selahaddin Eyyubi 1. bölümüyle güzel bir başlangıç yaptı. İzleyenlerin neredeyse hepsi çok olumlu yorumlar veriyor. Şu an hissedilen uyanış Büyük Selçuklu ve eski Osmanlı dizilerinin tadını alacağımız bir dizi bizleri bekliyor. İkinci bölümün fragmanı yayınlandı. Onunla ilgili inceleme videosu da çok yakın zamanda gelecek. Abone olup takip etmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.